26 Kasım'da Cumhurbaşkanı'nın İzmir'e geleceğini ve evlerin teslim edileceğini söylediler. Ama bundan bizim haberimiz yoktu. Bize ne AFAD'dan ne Çevre Şehircilik'ten bir mesaj bile gelmedi. Ve yine basından öğrendik. 24 Kasım'da dediler ki kura çekilecek. Hepimiz düşündük, kura nasıl çekilecek? Bizim dahil olmadığımız, görmediğimiz bir kura sistemi yaşandı burada. O gün sabah bizim komşularımızdan Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'ne gidenler oldu. Hani kura çekilirken içeri girmek istediler ama hiç kimseyi içeri almadılar kura sürecinde. Ve ben kura sonucunda basından öğrendim. İşte 4. kat 26 nolu daire. Ben bu dairenin de ne olduğunu, nasıl olduğunu hiçbir şekilde bilmiyordum. Haberim yoktu. Ben bunun çok büyük bir adaletsizlik olduğunu düşünüyorum. Ve şunu anlamakta zorlanıyorum. Sosyal devlet neden bizim evlerimizi zemin artı 7 kat olarak yapmadı da zemin artı 5 kat olarak yaptı? Evlerimiz küçüldü ve birçok mağduriyetler yaşandı. Hani benim bundan sonra emekli de oldum. Hani bu evi satayım, ikinci daha iyi bir ev alayım deme şansım yok. Yani kredi borcunu yüksek bir kredi borcu ödeyecek gücüm yok. Ve ben 80 metrekare olan bir evde yaşamaya mahkum edildim şu an. Bunu anlamakta gerçekten zorlanıyorum. Ayrıca bu evler bize satılıyor tekrar. Kendi evimiz vardı. Bu evleri bize TOKİ yapıyor. Ve biz bu evlerin yapılma sürecinde hiçbir şekilde dahil olmadık. Hiçbir şey bize sorulmadı. Bizim arsalarımıza el koydular, kamulaştırdılar, yaptılar, kurayı çektiler. Şimdi diyorlar ki senin evin bu. Ve ben bu evi sana satıyorum. Ben 18 yıl taksit ödeyerek tekrar kendi evimi satın alacağım. Kura anında hiçbirimiz orada değildik. Birkaç kişinin haricinde. Yani onu da şeylerden öğrendik, basından öğrendik. Yarın kura çekileceğini, Cumhurbaşkanı'nın buraya geleceğini, kura gününde de kimseyi oraya bırakmadılar. Sonradan giden arkadaşlarımızdan da öğrendik ki kuralar başka bir türlü kura uygulanmış. Kuraların çekiliş şeyi hiç sağlıklı değil. Bize öyle geldi. Çünkü kuranın nasıl çekileceğini insanlar bilir. Ama bu kuraları kendileri planlamış, kendileri ayarlamış. İsimlerin yanına istedikleri daireyi yazmışlar. Hiçbirimizin şeyi yoktur. Sonradan öğrendik ki bizim hepimizin hepimize ara dairelerden verildiğini öğrendik şeylerden. Bunun doğru dürüst bir kura olduğuna inanmıyoruz. Nasıl bir yöntem geliştirdiklerini de az çok tahmin ediyoruz. Bu kura kesinlikle o kişilerin, hak sahiplerinin kendisini yapması gereken bir kuraydı. Yani eğer böyle olsaydı, ben çekip veya onlar çekip yapmış olsalardı şu anda hakkımıza razı oluruz derdik. Fakat o yapılan kurayı biz kağıdı şöyle gösterir gibi yaptılar. Göstermelik olarak önümüzden geçirdiler. Ben bundan tatmin olmadım. Kesinlikle tatmin olmadım. Mağduriyetler bu bütün yapılan iyiliklerin önüne geçti. Öncelikle metrekare kayıplarımız çok fazla. Hem binalarımızdan metrekare kaybımız var. Hem bahçelerimizden, arsa paylarımızdan metre kaybı var, ödemelerimizden metre kaybı var, hak sahipliği olmaktan doğan kayıplarımız var. Keşke bunlar giderilseydi, en azından bize danışılsaydı, yapılan iyilikler daha fazla ön plana çıkardı. Kuralların çekimiyle ilgili bizim hiç haberimiz olmadı. İzleyebilenler izledi, izleyemeyenler ne olduğunu da anlamadılar ve elimize dairelerimiz verildi. Cephemle alakası olmayan arka cepheden bir bina daire tahsis ettiler. Ben bundan rahatsızım. Keşke onlar kontrol edilseydi, ona göre daire verilseydi. İkincisi, kura çekiminde biz de olmalıydık diye düşünüyorum. Yani madem bizim kuralarımız çekildi, biz olmalıydık. Yine açılışta evlerimiz teslim edildi. Teslimatta yine biz yoktuk.
Bina teslim edildi. Bina teslim töreni yapıldı. Ama yine biz yoktuk orada. Böyle bir durumda biz depremzede olarak daha çok mağdur olduğumuzu düşünüyoruz. Biliyorsunuz proje alanlarının bazılarında 2+1, bazılarında 3+1 yapıldı. Bizim proje alanımızda parsel metrekaremiz oldukça büyüktü. Bu nedenle bize 3+1 yapıldığını düşündük ama Cumhurbaşkanımızın açıkladığı fiyatlara göre, oda sayısına göre bir fiyatlandırma yapıldığı ile ilgili bir duyum aldık. Basında paylaştı zaten. Dolayısıyla çok büyük bir haksızlık. Çünkü 83 metrekarelik bir ara daire çıktı bana kurada. Dolayısıyla neden metrekare üzerinden değil de oda sayısına göre fiyatlandırma yapıldığını yetkililere açıkçası sormak isterim.